Yüzük Savaşı'nın ilk yıllarında Sauron tek yüzüğün yerini ararken Erebor cücelerine elçiler göndermişti. Elçiler kendilerine tek yüzüğü bulmalarında yardımcı olacak bilgileri verdiği takdirde çalınmış 7 cüce yüzüklerini ve Sauron'a boyun eğdikleri sürece cücelere Moria madenlerini hediye olarak verecekti. Erebor kralı Deyin Demirayak ve Dale kralı Bran Sauron'un tekliflerine cevap vermeyerek elçileri geri gönderdi. Sauron'un hizmetkarları olan Doğullar ve Dol Guldur güçleri kuzey cephesini istila etmek için hazırlıklara başlamıştı. Sauron'un planı Erebor düştükten sonra devasa Doğulu ordusunu elflerin tamamını yok etmek için kullanmak ve daha sonra İmladris'e kadar ilerleyerek elf ırkının sonunu getirmekti. Eğer ki kuzey cephesi düşerse Rohan ve Gondor'un etrafı tamamen sarılacaktı. Kuyut Orman ve Lorien ormanlarına dalga dalga saldırılar düzenleniyordu. Fakat Sauron'un kuzey cephesi istilası çok daha büyük olacaktı. Minas Tirith kuşatması ve Pelennor Çayırları savaşıyla aynı zamanda Lorien'e devasa bir saldırı düzenlendi. Kral Thranduil üzerine de bir ordu gönderildi. Fakat en büyük saldırı Erebor üzerine yapıldı. Kral Brand ve Dale savaşçıları gelen devasa orduyu Karnan üzerinde karşıladı. Fakat 14 Mart tarihinde Dale şehrinin önlerine geri çekildiler. Birleşik cüce ve insan ordusu kendilerinden çok daha kalabalık olan orduyla karşılaştı. Şehir önlerinde iki tarafta çok büyük kayıplar verdi. Cüceler ve insanlar sonunda Erebor'a çekilmeye karar verdi ve dağ kapıları önünde savaş devam etti. Kapı önlerinde devam eden savaşın en çetin geçen bu saatlerinde Kral Brand Doğulu askerler tarafından öldürüldü. Kral Deyin Demirayak ise müttefiki ve yakın dostunun bedenini korumak için tek başına koca orduya karşı kafa tuttu. Fakat kendisi de dostunun bedenini korurken can verdi. Kral Brand ve Kral Deyin'in oğulları Thorin Taşmifer ve Bard daha geri çekilerek savunmaya devam ettiler. Erebor kuşatması devam ederken Galadriel ve Celeborn, Dol Guldur üzerinden gelen saldırıları kayıplar verseler de durdurmayı başardı. Kral Thranduil ise ormanlar altındaki savaşta Dol Guldur'un askerlerini ve yaratıklarını mağlup etmişti. Bunun en büyük sebebi ise Thranduil'e saldıran birliğin Doğullardan gelecek olan takviyeye erişememesiydi. Elflerin galibiyetleri üzerine Celeborn ve Galadriel, Lorien elfleriyle Dol Guldur'u kuşattı ve Galadriel'in güçleri sayesinde kalenin surları indirildi. Kuyu ormanının üstündeki kötülük artık kaldırılmıştı. Erebor kuşatması bir süre daha devam etti. Fakat Batı'nın insanlarının zaferinin ve Sauron'un yok olduğu haberi Doğulların morallerini alt üst etmişti. Thorin ve Bard karşı saldırı düzenleyerek kuşatmayı kaldırmayı başarmıştı. Çok ağır kayıplar verseler de Sauron'un kuzey cephesi istilası, cüceler, elfler ve insanların sağlam durması sebebiyle başarısız olmuştu. 3. Thorin Taşmifer Erebor kralı, Bard ise Dale kralı ilan edildi. Kuyu ormanının ismi Yeşil Orman olarak yeniden adlandırıldı. Ormanın güneyi Celeborn'a, kuzeyi ise Thranduil'e bahşedildi. Sauron'un kötülüğü bu savaşlardan sonra artık Orta Dünya'dan tamamen kalkmıştı. Cüceler yavaş yavaş tekrardan Moria'ya dönmeye başlamıştı. Elfler ise Valinor'a doğru yelken açmaya başlamıştı. Orta Dünya çoğunlukla insanlara bırakıldı. Gondor ve Arnor Birleşik Krallığı Orta Dünya'ya düzen getirmeye başladı. Artık Orta Dünya'da kötülük kalmamıştı. Orta Dünya'nın özgür halklarının çabaları, cesaretleri ve umutlarının kırılmaması sayesinde artık huzura kavuşulmuştu.